Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Devletin temeli adalettir. Adalet bir kutup yıldızı gibi yerinde durur, geri kalan her şey onu takip eder. Konfüçyüs 2500 sene önce söylemiş bu sözü. Eğer bir ülkede adalet yere düşer, menfaat başa çıkarsa düzende, ahlakta bozulur. İktidara söylemek gerekirse, siz bu ülkeyi yıllarca kötü yönettiniz. Siz halkın verdiği emaneti istismar ettiniz. Ama en önemlisi, insanların adalete olan inancını yere düşürdünüz. Şu gerçekle yüzleşme zamanınız. Sizin teraziniz artık adaleti değil, menfaati tartıyor. Vicdanınızı rahatlatmak için her şeyi doğru yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ama unutmayın, hiçbir suçlu kendi vicdanında beraat edemez. Bu ülkede adaleti bitirdiniz. Adalete güven kalmadı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak 11 Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çok sayıda belediyeyi kazandık. İktidarın tüm baskısına rağmen vatandaşımız başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere ittifakımıza destek verdi. Vatandaşlarımız çok iyi hatırlayacaktır. Birileri çıktı dedi ki, İstanbul'la gelen İstanbul'la gider. İşte İstanbul'la gelenler ellerinden İstanbul'un gittiğini, yeniden 16 milyon halka geri döndüğünü görünce bu kez de seçim süreciyle ilgili ne denildi? Hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şeyler oldu denilerek İstanbul seçimleri iptal ettirildi. Peki nasıl oldu? Aynı zarftan çıkan dört oy pusulasından 3 tanesi geçerli sayıldı. Dördüncüsü olan Büyükşehir Belediyesi oyları ise geçersiz sayıldı. Peki bu nasıl böyle oldu? Nasıl bir hukuksuzluk, nasıl bir adaletsizlik? İstanbul halkının iradesine büyük bir saygısızlık yapıldı. Demokrasiye aykırı, insan haklarını ihlal ederek milli iradeyi sakatladılar. Bu millet bunu gördü. Peki bu kararı kim aldırdı? Herkes biliyor ki İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyen anlayış bu kararı aldırdı. Aksi halde aynı zarftan çıkan 4 pusulanın 3'ü geçerli, birinin geçersiz sayılması başka türlü izah edilemez. Nasıl ki İstanbul halkının 31 Mart'taki özgür iradesine bir darbe yapılmış ise, şimdi de oyların %52'sini alan Ekrem İmamoğlu'na, yani 806 bin oy farkla kazanmasından sonra İstanbul halkının iradesine ikinci kez darbe vurulmaya çalışılmakta. Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güzel hizmetleri görüldüğünden ve sizin yıllarca İstanbul'u yönetip de yapamadıklarınızı yaptıklarından dolayı hazmedemediniz. İşte bu davada yargılanan Ekrem İmamoğlu değil, İstanbul halkının özgür iradesi olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında verilen karar siyasi tarihimize bir kara leke, bir utanç vesikası olarak geçecektir. Şunu kendinize itiraf etme zamanınız geldi. Siz adalet dağıtması gereken mahkemeleri utanç salonları haline getiren bir iktidar oldunuz. Yargılamada, önceki duruşmada mahkemeye bakan hakimin bu sözlerin kime söylendiği belli, Süleyman Soylu'ya söylenmedi diyen varsa buraya gelsin ifadesi var.
Bu beyanı o duruşma salonunda olan herkes duydu, biliyor. Bunu diyen bir hakim dün YSK üyelerine hakaretten Ekrem İmamoğlu'na ceza verdi. Adaletsizliği, haksızlığı, hukuksuzluğu yapanlara savcı ve hakim denilemez. Bugün yargıda görevini düzgün yapmaya çalışan, hukuka, adalete inanan düzgün hakim, savcı yok mu? Tabii ki var. Ancak onlara görevleri yaptırılmaz bir hale gelindi. Tepe noktada olanlar, etkili olanlar, iktidara yaranmak isteyenler, iktidarın etkisinde olanlar ya da iktidara direkt bağlı olanlar maalesef ki siyasi kararlar alabilmekte. Daha önce de söylendi. Ben de bir kez daha söylemek istiyorum. AKP içerisinde il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkan adayı, milletvekili adayı gibi değişik görevler almış olan ve hatta yaşı 45'e kadar çıkan avukatları hakim, savcı yaptınız. Bunların kim olduğunu biz biliyoruz. Komisyonda da Adalet Bakanı'na bu eleştiriyi yaptığımızda Adalet Bakanı gerçekten çok komik ve bana göre acizliğin işareti bir cevap verdi. Dedi ki, üniversite yıllarında öğrenciler siyasette nasıl uğraşır veya ilgilenir, siyasetle alakadar olur ve daha sonra bunlar değişik mesleklere ve hatta hakim, savcı da olabiliyorlarsa biz de bu mantık çerçevesinde efendim hakim, savcı yaptık diyecek şekilde ifade ettiğim gibi gerçekten acizce ve komik bir cevap verdi. Bakın, bir seçim döneminde hakim, savcı aday olmak isteyebilir mi? İster, istifa eder ve aday olur. Seçilirse seçildiği görevi gelir, milletvekili olur, belediye başkanı olur. Seçilemezse ne olur? Göreve iade edilir mi? Hayır. Eğer ki bir hakim, savcı adayı veya aday olduktan sonra seçilememişse geriye dönemez. Çünkü kanunu buna uygun değildir. Çünkü artık o hakim, savcı siyasi kimliğini ortaya koymuştur o adaylıkla. Ama siz ne yaptınız? Yıllarca siyasi kimliğiyle kendini efendim ifade eden, partinizde görev almış olan kişileri sonradan hakim, savcı yaptınız. Bu ayıp da size yeter. Son olarak şunları söyleyeyim. Bakın, önce şunu da söyleyeyim. Bu karar bozulacak. Evet, bozulmalıdır da. Biraz hukuka inanç kalmışsa, adalet duygusu kalmışsa, vicdan kalmışsa bu karar bozulacak. Düzgün hakimler sayesinde bu kararın bozulacağı günü bekliyoruz. Ancak şunu da söyleyeyim. Düzgün hakimler görevini yapmak isterken sayenizde seyyar hakim, seyyar mahkemeler oluştu. Düzgün karar vermek isteyenler oradan oraya gönderilir hale geldi. 2019 yerel seçimlerinden bu yana belediye başkanlarımıza karşı gerçekten bir politik terör uygulamaktasınız. Bakın değerli arkadaşlar, belediyeleri kaybettikten sonra gerçekten sizde bir sendrom oluştu. Milli iradeye saygı duymak yerine topal ördek olacaksınız diye tehdit ettiniz. Ardından her türlü baskıyı yapmaya çalıştınız. Ancak ördeğin ayağını kıramadınız. Biz dimdik yürümeye devam ettikçe sizdeki bu sendrom paranoya haline dönüştü. Ama yaptığınız hiçbir kötülük belediyelerimizin önünü kesmeye yaramadı. Değerli arkadaşlar, belediyelerimiz tüm baskı ve engellemelere rağmen büyük başarılarla çalışmaya devam etmekte. Kısaca özetlersek, siz Cumhuriyet Halk Partisi gelirse yardımları kesecek diye milleti korkutmaya çalıştınız. Biz sizden aldığımız belediyelerde sosyal yardımları bugün itibariyle 4 katına çıkardık. Yine biz 4.800.000 haneye insan onuruna yaraşır şekilde 28 milyar yardımda bulunduk.
Siz öğrencileri hala tarikat yurtlarına mahkum eder. Tamamlayalım lütfen. Biz öğrencilerimize tertemiz yurtlar yaptık. Belediyelerdeki yurt sayısını 4 kat, kapasitelerini 5 kat arttırdık. Siz Venezuela'da tarla gezen Tarım Bakanı'nı alkışlarken biz yerli çiftçiyi destekledik. 160 bin üreticimize 10 milyar destek sağladık. Siz çiftçinin ürünlerini tarlada bırakırken biz o ürünleri satın alıp ihtiyaç sahiplerine devam ettik. Yani kısacası aslında çok sayıda sayılabilecek hizmetleri bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Son söz olarak şöyle tamamlamak istiyorum. Şair şöyle demiş: saraylar, saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır,